Herkese selam. Bugün tekrar Chorus Back'teyiz. Hava şahane, gördüğünüz gibi havada buluz bile yok. İnsanlar burada botlarıyla çıkmışlar, eğleniyorlar gördüğünüz gibi. Geçen sefer Chorus Back merkezdeydik. Biraz sohbet ettik ve biz de çay aldık, kahve aldık elimize. Ettiğimiz muhabbeti beğenen çok kişi oldu. Konuştuğumuz konularda bazı şeylere katılmayanlar da olmuş. Yorumlar da belirtmişler. Bugün Neunkirchen tarafına gideceğiz. Neunkirchen'de sadece Türkler değil arkadaşlar. Türklerin dışında başka yabancı gruplar da var. Bir de biliyorsunuz Berlin'de sosyal yardım alan, yani Berlin parası yok çünkü diğer büyük şehirlere göre, sosyal yardım alan, yani devletten, devlet yardımıyla geçinen çok da büyük bir yabancı grup var. Demek istediğim, orada çok böyle hani tipik Almanya olmayan, size böyle çok değişik gelecek görüntüleri göreceksiniz. Ekonomik problemlerden dolayı. Bisiklet de burada yanımda. Güzel bir bisiklet yolculuğu olacak. Eğer kanala ilk defa geliyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Çok güzel bir video olacak. Şimdi hepinize iyi seyirler. Ediz'in de tavsiyesiyle arkadaşlar. Ediz'cim şurada alabilecek misin? Örnek lahmacun evine geldik. Kartın üstünde isimleri yazmıyor. Arkadaşlar burada lahmacun fiyatı 1 euro. İnanamayacaksınız ama şurada size göstermek istiyorum. Bakın burada dışarıya da koymuşlar. Lahmacun sadece 1 euro diye. Ediz'le buraya oturduk. Şimdi aslında şey planımız vardı, orada kahve falan içecektik ama sonra baktık, dedik hadi acıktık, burada bir şey, o sağ olsun usta. Bakın lahmacunlar da geldi, az sonra detaya gireceğim. Edicim sen burada daha önce yedin mi? Yedim tabii. Bunlar zaten yazıyor orada, delicious kebap. Yani taze, yeni yapılmış, her dakika yeni yeni çıkıyor lahmacun. Abi süper oldu, bizi buraya getirdin. Sadece lahmacun mu yedin yoksa döner falan denedin mi? Dönerim yemiştim ama hatırlamıyorum. Galiba ciğerini yedim. O bilmiyorum. Zaman bir günde ciğer yemeye geleceğiz. Limonları sıkıyor muyuz üstüne? Kesinlikle. Şöyle ilk önce bir garnitürlerimi... Aa abi çok saçma oldu. Bizim çorbamızı getirmediler. Olsun, gel bir tane gömelim arada, fark eder mi? Vay adamım ya. Fark eder mi? Abi Trakyalı'yla bambaşka oluyor ya. Ekmeğin yanında çorbanın yanında ekmek getireyim mi? Vallahi çok iyi oldu patron ya. Sağ olasın. Oo sağ olsun usta. Oo sağ olasın. Mercimek çorbasının bilgisini zaten vereceğim. Arkadaşlar bu arada mercimek çorbası gerçekten harika. Abiler içeride çok kibarlar. Bir de şu çorbanın ekmeği galiba, bunu da kendileri yapıyorlar. Galiba büyük ihtimal. Büyük ihtimal razı çıktı galiba. Şey, az sonra size kartı göstereceğim. Çünkü kartın içinde bayağı bir liste var ama. Biz şimdi bunları soğutmayalım. Ediz'le beraber önce gömelim. Ben başladım ama. Ben ağzımın suları aktı var ya. Neyse bunu bir bitirelim, ondan sonra size kartı göstereceğim. Arkadaşlar kamerayı nasıl tutacağımızı bilemedik. Bir, çorbaları orada çekemedim. Çorbalar bomba derken burada yolda. Kleine Spende gülmeye zekimde. Kannst du dir halten? Dankeschön. Ja, hab schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Ja, tschüss. Evet, giderek yardımımızı da yaptık. Neyse, evet. Dostlar burada size zaten videonun başında söyledim. Maddi durumlar bu bölgede birazcık kötü maalesef. Çok fazla sosyal devletten böyle yardımla geçinen insanlar var. Böyle gördüğünüz gibi bunlar gaz da satıyorlar. Ama işte böyle bağış gibi verebiliyorsun. Yakansın. Evet. Videoyu inşallah yapabileceğiz. Şimdi yemek kısmına gelirsek, lahmacunu ben daha denemedim. Sen dayanamadın, bir tane götürdüm. Beğendin mi? Bayağı. Bayağı inanıyorum. Yani Ediz'in yani, yumuşacık. Evet, çok yumuşak arkadaşlar. Yani bunun Ediz içine ne koyayım oradan ya? Tamam. Soğan koyamam çünkü biliyorsun. Tamam, biraz maydanoz, biraz roka koyuyorum. Abi bir oraya lahmacun, bana hala inanamıyorum. Bir lahmacun döner diye bir şey var burada. Evet, içine döner koyuyorlar. Limon sıkmadın lan. Aa, sıkmadın mı? Böyle bir hata yapamam. Sıktın mı sen limon? Ha, limonlar çok küçük. Bir tek limonlar çok küçük yani. Çok aynı. Şöyle bir şey. İki damla. Bitti. Çok tasarruflu olsun diye bunu almışlar herhalde. Ya ben lahmacunun içine döner pek sevmiyorum. Bizim ben de. Türkiye'de yok aslında o. Böyle yok daha zaten. Çok Almanya'da sonradan yarattılar onu. Et ettir diyerek. Ben zaten burada kıyma döner var. Kıyma döner deyip hani bu da kıyma diye düşünüyorum. Kıyma döner ben sevmiyorum. Türkiye'deki döner. Güzel döner yani, yersin. Evet. Oo çok iyi, çok iyi.
Biz tesadüfen geldik. Noaköy'ün içini çekecektik. Kafeler doluydu, oturacak yer bulamadık. Sonra burada işte ilk başta söyledim, kahve içmeye falan derken acıktık. Lahmacun 1 euro gördüm. Ediz dedi burada güzel yapıyorlar. Hatta direkt neyse göstermeyeyim kamerayı, zor oturttuk. Burada ismi Örnek Lahmacun Evi. Örnek Lahmacun Evi çok güzel. Bunlar sürekli çıkıyor burada, sürekli bir sirkülasyon mu? Hep yeni yeni çıkıyor. Yani sen hazırladım koydum orada kalmış değil. Yeni yeni sürekli çıkıyor bunlar. Yani bir siparişi verdik, kamera falan oturtalım derken direkt böyle geldi, hatta ben ayaktaydım burada yani. Aynen. Peki onun dışında Noaköy'ü nasıl? Seviyor musun abi? Buralarda çalışıyordum zaten. Yani buralara geliyorum. Güzel yani, gene güzel yemekler, her türlü şeyden bulabiliyorsun. Prospect'ten sonra evlerin en çok değerlendiği tabii bölgelerden bir tanesi burası. Çünkü çok merkezi. Her yere yaklaşık 10-20 dakikada bisikletle buradan Kotin'e kadar. 3-4 istasyon yani. Max 12-13 dakika. Yani bisikletle 12-13 dakika, o yüzden değerleniyor da. Yani gene de şey, burası biliyorsun Berlin'in hani en çok yardım alan, kira yardımları olsun, şeyler olsun alan bölgesi. Zaten Zona'nın Levan'ın aşağısı. Daha diğer Hermann Plaza çıkıyor. Oralar biraz daha ekonomik olarak kötü arkadaşlar. Zonlar dedi bu arada. Noaköy'de tamam Arap nüfusu çok ama Türk nüfusu da çok. Özellikle bu başlarda. Kreuzberg yakın bölgede. Ama Noaköy'ün aşağısı Zonlar dedi. Yani orada Türk yok. Şey oranladığın zaman aslında. Yani o manada. Ama biz bir onun dışında. Ta o aşağıları falan sakat. Neyse bazı akşamları bazı sokaklar böyle. Çok ıssız. O kadar da öyle ekstrem. Pek Türkiye'de gibi bir get dolaşma yok ama hani. Yo bence var. O kadar çok ağrıyor. Var abi. Sen nereyi ana sokağı kastediyorsan yok ama birazcık dışında var. Yok o kadar da olmaz. Olmaz canım. Ciddi söylüyorum olamaz. Ben de ciddi söylüyorum. Onun bir sürü video var lan. Sosyal konutlar var. Kat Noaköy'ün birazcık. Var. Tamam buradan şöyle aşağıya doğru dümdüz yardımladığınız zaman sosyal konutları görüyorsun. Tamam ama hani ben sana şey demeye çalışıyorum. Türkiye'de girilemeyen yani zor girilesi mahalleler. Ha, anladın mı? Hani öyle şey yok ya. Öyle bir şey yok yani. Herkes burada abi. Silahlar, milahlar falan sen onu diyorsun. Öyle bir şey yani. Ya bir de şey var abi. Biz Türkiye'den gelmişiz ya. Türkiye'den geldikten sonra buranın tehlikeli mahallesi yani tehlikeli gelmiyor yani arkadaşlar sonuçta. Ya zaten çoğu Türkçe konuşunca veya selamun aleyküm deyince genellikle aynen. Bir bağlantı kurduğun için. Bu yüzden değil falan böyle. Aynen yani hiçbir ilişmiyorlar yani, öyle bir avantajı da var. Ama şey Paris'te mesela bazı getto sokaklara polis hakikaten giremiyor. Var var. Orada öyle bir durum var. Ya işin ilginç tarafı biliyorsun Türkiye yönetimi de Paris gibi yani. Fransa direkt Paris'e bağlı, Türkiye Ankara'dan yönetildi. Burada federal şeylerden dolayı öyle bir durum yok. Belki federal yönetime bağlı olabilir. Yerel yönetim var diye mi diyorsun? Aynen. Eyalet. Ha, eyalet sistemi. Federal yönetimden dolayı belki. Yani çünkü herkes kendi bütçesini ayrı ayrı kullanabiliyor. Şimdi mesela atıyorum. Berlin'in bütçesi yok bu arada. Yani yok dediğim yani en fakir yerlerden biri olduğu için. Ama dediğin mantıklı. Tek merkezden yönetilince adam şey yapıyor. Bütün parayı topluyor bir yerde. Bir yere orası ne kadar giderse artık. Aynen. Okulların da mesela Bayern'deki okulların problemiyle Berlin'dekinin bambaşka. Ben öyle bir şey izlemiştim, belgesel izlemiştim. Bayağı, bir de yani. Bundan dolayı projeler de farklı. Yani Bayern'de işte öğrenciler için kurulan projeler farklı, Berlin'de farklı. Onu ben çok saçma buluyorum ya. Ama niye onların göç problemi Berlin kadar büyük değil? Ya tamam ama sonuçta eğitim müfredatı federal bölgeden federal bölgeye değişmez. Değişir çünkü göçmen çocuk geldiğinde dil bilmiyor. Dolayısıyla o seviyeyi sen Bayern'deki 5. sınıf 3, 4, 5, 6 diye tak tak gidiyorken burada dil tamam probleminden değil, hayır tamam. Dil probleminden dolayı öğretmen de o seviyeyi sınıfa yakalatamıyor. Ya yani onun şöyle bir sebebi var. Şimdi mesela ne yapalım bu arada? Kardeş payı yapalım mı? Kardeş payı. Trakyalı kardeş payı olsun diye. Arkada İbo mu çalıyor ya? İbrahim tatlısı. İbo çalıyor. Seç bir yanım. Limonumuz yok kanki. Kanka artık ne yapalım işte? Patron limon alabileceğiz mi ya ısıtmak için? Çok az kaldı. Sağ olasın ya. Vallahi 2-3 parça getirsen yeter ya. Abi burada servis de çok kibar ya. Ben tabii gittiğim yeri seviyorum, yiyorum. Sevdiysem de gösteriyorum. Bu gönüllü da böyle gurme. Aynen öyle yani. bu arada şey Trakya'da soğan değil biliyorsun. Sıvan. Sen ama şeyde var. Trakyalısın, yabancısın ya. Şeyde saç kokutacağım biliyor musun? Biliyorum, köylerde yapıyorlardı. Aynen, saç kokutacağım. Hamur kızartacağım bu arada. Hamur kızartacağım. Çocukken şeyi anlamıyordum. İlkokulda böyle tatilde köye gidiyorduk. Abi anneannem bir sarılıyordu bana böyle. Amına kızarım gelmeye.
yapmış falan. Ya ben diyordum bu kadın bana niye kız diyor ya. Hani kızalım çocuk demek ya bizde Trakya'da. Patron sağ olasın. Teşekkürler. Onu benim anlamam 4-5 sene sürdü. Annem anlatıyordu oğlum kızan demek çocuk demek. Bizim orada bir kafam almıyor. Bizimki de uşak diyor gel. Valla ben uşak. Bizde mesela şey hep deniyordu. Hani birisinin çocuğu var mı dediğinde iki kızı bir çocuğu var. Hani mesela iki kızı bir oğlan çocuğu değil de iki kızı bir çocuğu var. Hani çocuğu oğlan çocuğu gibi. Yani, ben sana limon bırakmayacağım bu arada. Al sen. Ben döktüm zaten. Hızlı davrandım. Ha, sen beni mi bekliyorsun gentleman olarak? Aynen. Edis sen bizi bir dahakine ciğerciye götürecekmişsin. O da wedding. O da başka bir Türk mahallemizin. Evet wedding de çok multikulti ha. Yalnız hava güzelken gidelim. Kışın çekilmiyor. Kimisi lahmacunu kötü yapanlar şey yapıyor. Hamurunu çok kalın yapıyorlar. Uykum geliyor abi lahmacunu yedikten sonra. Bak güzel güzel lahmacunda gerçekten uykum gelmiyor. Çok teşekkürler. Tabii ki. Ellerinize sağlık bu arada. Çok güzel olmuştu. Mazar çıktı. Bir şey ama. Bacağın yandı mı? Ağlıyormuş burada lan. Peçeteleri de koyarsanız. Abi. İlk başta size fiyatları göstereceğim demiştim. Şimdi bakın biz şunu aldık. Mercimek çorbasını aldık. 2 kişi. 3 eurodan. Ondan sonra şöyle bir lahmacun mini yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun içinde 3 adet. Zaten Türkçe yazıyor direkt. 3 adet 4 euro. Yanında salatalı. Zalat Bellage diye. O değil de altında Almanca küçük yazıyor. Baksanıza şuna ya. Türkçe pizza mı? Zalat mı? Tomat mı? Yani aslında her şey önce Türkçe sonra Almanca yazıyor Almanya'da. İşte ben Berlin'i bu yüzden seviyorum abi. Bakın burada dürüm fiyatları 3.50. Ciğer kavurmayı burada deneyebiliriz aslında bir dahakine. İlle değişik yere gitmemize zaten gerek yok. Kuzu şişleri görüyorsunuz. Tavuk kürbastı. Burada bir tek şeye emin değilim. Künefe ne kadarmış ya bir onu göstersin. Künefe 4. Kaymaklı mı yoksa yoğurt dondurmalı mı? Künefe kaymaklı olur diye biliyorum. Künefe şu işte. Tamam da hayır hani üstüne dondurması falan var mı yok ya mu? Ya normalde kaymaklı diye biliyorum ama şey geldi aklıma aslında bunlar bu kadar güzel yapıyorsa kahvaltı için gelebiliriz. Tabii canım olabilir. Şurada aa bir gün de Türk kahvaltısına gelin. Tamam canım çok var. Çok zaten var. Berlin'de hangi birine gideceğiz ya? Ya bir de şey biliyorsun hani Almanya'da kahvaltı etme kültürü yok ki. Doğru. Bir tek bizimkilerde var. Adamların kürüştük. Ne demek? Erken. Arkadaşlar çat diye videoyu kesmek zorunda kaldık. Kayıt alanı dolmuş. Fark edemedik, çekemedik. Ben artık eve geldim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.